Yaralıların tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Detaylı incelemeler her yönüyle sürdürülmekte olup gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 31 kişi hayatını kaybederken 147 kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az 3 kişinin kendini havaya uçurduğu belirtilirken 4 saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Görgü tanıkları dış hatlar terminalinde iki canlı bombanın daha kendini havaya uçurduğunu aktardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dış hatlar terminalinde bir saldırganın yolcuları taradığını ve ardından kendini havaya uçurduğunu söyledi. Görgü tanıkları ilk patlamanın ardından iki saldırganın da kendini havaya uçurduğunu söyledi. Emniyet kaynakları saldırının IŞİD bağlantılı olabileceğini söyledi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve özel harekat polisi sevk edildi. Havalimanı içinde çok sayıda yaralının yerde yattığı görüldü. Atatürk Havalimanı araç girişine kapatıldı. Güvenlik nedeniyle havalimanı yönüne giden metro seferleri Yeni Bosna durağında son buluyor. Sağlık Bakanlığı olay yerindeki tüm yaralıların hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Associated Press, kıdemli bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırıda yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin de yaralandığını aktardı. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Efkan Alay'la İstanbul Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Yıldırım ayrıca konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturması talimatını verdi. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet İstanbul'a hareket etti.